Clippers'ı sırf isimler var diye konuştum. Açıkça söyleyeyim yani. Benim için Batı'nın favorileri Lakers'da Dallas'tır. Sportcell reklamlarından herkese merhaba. Biraz da basket programıyla karşınızdayız. Yanımda her zaman olduğu gibi Kaan var. Kaan ve ben, yine Kaan. Hep beraber Kaanlar. yeni NBA programı ne demekse artık. Yeni sezonda NBA'yi konuşacağız. Malum yeni sezon başlıyor. Burada belli başlı takımlar belirledik. Bu takımları Kaan'a soracağım ve düşüncelerini aktaracak. Öncelikle hoş geldin Kaan. Hoş bulduk. Tabii ki başlamadan asıl isteyeceğimiz şeyi hemen söyleyelim baştan. Kanalımıza abone olursanız ve en önemlisi videolarınızı beğeniyorsanız beğenmeyi, beğenmediyseniz de doğal hakkınız beğenmemeyi seçebilirsiniz. Aynı zamanda yorumlarınızla da bize destek olabilirsiniz diyorum. Sözüm, ben de bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi benim imrendiğim ve kıskandığım bir nokta var Safa. Bunu söylemek istiyorum. Bomba geliyor, hayırlısı. Şimdi bu kanalda futbol daha çok konuşuluyor. Bir tane basket programımız var. Bizi eski kanalımızdan da takip eden izleyicilerimiz de var. Ama yorumlarımız yok. Evet. Yani biz istiyoruz ki mesela yorum gelsin videonun altına. Sizin de yorumlarınızdan burada bahsedelim, onun üstüne konuşalım ya da herhangi konuşmanız belki bilmiyoruz. Belki Atlanta'yı seven, sempati duyan, bizi izleyen biri var. Yani biz istiyoruz ki onlara da hitap edelim. Onlar hakkında da gerekirse araştırma yapalım. Onlar hakkında da yorumlarımızı yapalım istiyoruz. Onun için lütfen eğer izliyorsanız ve beğeniyorsanız bize herhangi konu ne olursa olsun yorumlarınızı belirtin. Yani evet, ben de bunu söylemek istiyorum. Ona göre ya stratejimizi belirleyelim veya değiştirelim, evet, veya yorumlarınızı burada yer verelim. Geçiyorum hemen. Şimdi buradaki seçtiğimiz kriteri söyleyelim. Batı ve Doğu'dan belli başlı takımları konuşacağız. Bu takımların olayı şampiyonluk mücadelesi vereceğini düşündüğümüz takımlar. Biz bunları seçtik. Bunu bir değineceğiz. Daha sonrasında sürpriz bir köşemiz var. Açıkçası onu da o kısma geçtiğimiz zaman açıklayalım bence. Tadı da kaçmasın. Şimdi ben Batı Konferansı'ndan başlamak istiyorum. Batı Konferansı'nda belirlediğimiz takımlar Lakers, Clippers ve Dallas Mavericks. Evet. Şimdi bu takımlarla ilgili senden genel, bu takımlar bu transfer dönemi dediğimiz dönemi veya sezon öncesini daha doğrusu nasıl geçirdiler onu alalım. Şimdi ben önce son şampiyon Lakers'tan bir başlayalım isterim. Şimdi Lakers belli takviyeler yaptı. Bunların en başında işte Marc Gasol geliyor. Harrell'ı aldılar. Montrezl'ı aldılar. Ki biliyorsun o süreçte de şöyle bir ilginçlik var. Clippers'ın bu takım olma durumundan bahsediyoruz ya biz seninle. Hani geçen programda da konuştuk. Aslında Montrezl bundan sıkılıp ve bu durumdan aslında şikayetçi olup da bence Lakers'a geldiğini düşünüyorum ben. Çünkü bunu da söylüyorlar zaten. Şimdi bu iki takviye inanılmaz güçlü bir takviye. Biliyorsun geçen sene kenardan gelerek 20'nin üstünde bir sayı ortalamasıyla katkı verdi takımına Montrezl. Onun dışında zaten kemiğini koruyorsun. Schroeder'ı aldın. Bu ayrı bir katkı. Ve yine bana kalırsa en büyük şampiyonluk adayı. Bir kere zaten LeBron'la sahipsin. Anthony Davis'ine sahipsin. LeBron varsa 1-0 öndesin zaten. Kesinlikle öyle. Yani şu anda ya bir de bilmiyorum bana mı öyle geliyor ama senin de fikrini merak ediyorum. Mesela o eski rekabet kalmadı gibi. LeBron böyle çok yalnız kalmadı mı o rekabette? Bilmiyorum. Eski atıyorum yanında böyle ikinci ya yanında da bu var. Evet o kalmadı. Yani şöyle bir şey oluyor artık. Sanki LeBron'un orada tahta yeri belli. Evet. Atıyorum işte Anthony Davis, James Harden, işte sakat olmasa Kevin Durant veya Stephen Curry gibi isimler de sanki ardından veliaht rolüne aday gibi. Ama birinci belli. Ya mesela sana en basitini söyleyeyim. Yanis tabii unutmayalım onu da. Aynen. Ya şimdi sana en basitini söyleyeyim. Bana kalırsa şu an saydığımız bu isimlerin hepsi Paul Pierce'dan daha iyi. Evet. Kalite olarak, oyunculuk olarak. Ama bence LeBron'un hiçbir şu an rakibi bir Paul Pierce değil. Bana göre. Karakter olarak, ruh olarak ve o büyük oyuncuyu gösterme olarak ben hiçbir şekilde şu an rakibinin olduğunu düşünmüyorum. Yani öyle bir karakter göremiyorum. İyi oyuncudan ziyade takıma sahip çıkan bir karakteri var. Evet, ben hani karşısındaki hiçbir takımda o karakter, oyuncularda o karakteri göremiyorum. Onun için yine 1-0 önde. Dediğin gibi LeBron James etkisi ve onun dışında KCP duruyor. Cook'tan ben bu sene biraz daha hareket bekliyorum. Kuzma'nın hareketlenmesini bekliyorum ki pre-season maçında fena da bir oyun sergilemedi. Bu yan parçaları da harekete geçirirlerse, devreye sokarlarsa Lakers'ın Batı'da yine hiçbir şekilde rakibi olmayacak. Onun dışında diğer tarafına gelelim. Los Angeles'ın Clippers'a gelelim. Clippers bir ekleme yaptı. Kanka kontenjanından Ibaka geldi oraya. Yine aynen. Eş dost getirmek. Eş dost kontenjanından Ibaka geldi oraya. Yani şu demek değil. Ibaka çok iyi bir basketbolcu bence. Hele ilk çıktığı hali, şutu olmayan, daha atletik, pot altını karartan, blok, smile, hani oralarda, o boyalı bölge alanında basket oynayan bir oyuncuydu. Şu an komple bir oyuncu. Biliyorsun son zamanlarda üçlük bile izledik Ibaka'dan. Evet. Orta mesafesi gayet var. Fundamental'ı gayet iyi şu anda. Ball handling'i gayet iyi. Ama yani şöyle bir şey var. Sen en basiti, biz mesela geçen sene hatırlar mısın? Yan parçalarından falan bahsediyorduk. Shamet sürekli diyorduk mesela. Landry Shamet. Landry Shamet yok bu sene. Brooklyn Nets'e gitti. Yan parça kaybettin. Onun dışında Montrezl'ı kaybettin. Onun dışında takım kimyası kuramayacağını bize artık gösterdin. Yani okuduğum ve anladığım kadarıyla şu anda takım kimyası denen şey Clippers'ta sıfır. Yani en büyük problemleri bu. Bunu yaratabilecek bir hocam vardı elinde, Dr. Rivers. Onunla da zaten Paul George falan biliyorsunuz. Evet, arkasından neler söyledi. Yani onun için bu takımın en büyük problemi, senin karşında güçlü bir karakter dururken sen o karakteri hiçbir şekilde sahaya koyamayacaksın. Artık ben buna adım kadar eminim. Ve o her şekilde bir yerde sana problem yaratacak. Belki sezon içinde gittiğin bir, sallıyorum, Minnesota deplasmanında bir problem yaratmaz sana. Ama playoff'a geldiğin zaman, ama playoff'a geldiğin zaman grup koyman gerektiği zaman abi en basit ya lazım. Denver ya geçen sene. Evet. Denver mahvetti ya seni. Denver yani. Normalde sezon içinde izlerken ya bu Denver'da çok acayip iyi, muhteşem demedin. Hani iyi bir basketbol oynuyorlardı ama Clippers'ın yanına yazmıyordun. Ama playoff'a geldiğinde iş ne oldu? Ruh ve karakter koymaya geldiği zaman ya bence ki Dallas da yıkıyordu az kalsın. Kesinlikle. Ya ben bu kelimeleri küçümsenmesine karşıyım. Gerçekten spor ne kadar beceri, yetenek, antrenman tabii ki bunlar var ama ruh ve karakter çok şey katıyor. Yani bunu şampiyon olan takımların hepsinde görüyorsun. Lakers'ın Kobe'si. İşte LeBron'un Miami'de koyduğu karakter, Lakers'ta koyduğu karakter, Celtics'in Kevin Garnett'ı, Paul Pierce'ı. Yani bunların hepsi işte Golden State'in Curry'si, Klay Thompson, bunların hepsi sahaya birer karakter koyarak şampiyon olan insanlar. Yani bu konuda müthiş bir eksiklik var. Ve o yüzden de Clippers'ın çok fazla şansının olduğunu düşünmüyorum. Geçelim Dallas Mavericks'e. Aynen. Bir de Dallas'ı da konuşalım. Dallas yine zaten güzel. Sempatik. Aa, müthiş sempatik bir takım ya. Yani benim biliyorsun geçen sene de burada hep söyledim. Lakers'a ekstra bir sempatim var. LeBron'a da ekstra bir sempatim varken zaten tamamen desteklediğim takım oldu ama İnsan böyle Dallas'ın da iyi olmasını istiyor yani. Abi çünkü çok sempatik bir yani, evet. Dediğin gibi Brunson, işte bak kenarı sayıyorum sana ya. Hani Doncic'ini falan boş ver. Brunson, Finney Smith, Hardaway, ondan sonra Boban baş sempatiki. Boban. Hani takımı böyle saydığın zaman Kleber evet. Bana göre yani Avrupalı olup böyle ben şeyden çok memnunum mesela onda da. Böyle sahaya girdiği zaman bir şey koyuyor, bir hırs koyuyor. Yani o pot altındaki mücadelesi, şutu temiz. Yani böyle takıma baktığın zaman komple bir takım izliyorsun. Genç yaşlar genelde çoğu hani yaşı olmayan bir takım. Genç böyle insana dinamizm getiriyor yani. İzlerken o dinamikliği görüyorsun sahada. Onun için Dallas'ın bu sene özellikle biraz da tecrübe kazandılar. Tabii özellikle Doncic. Porzingis zaten artık belli bir tecrübeye geldi. Yani bu takımın bu tecrübeyi de kazandıktan sonra Batı'da bana göre şu an Lakers'a en yakın takım Dallas olacak diye düşünüyorum. Bu sene adına ben de öyle düşünüyorum. Bu sene için yani. Zaten şampiyonluk favorisi olmaları için de aslında bir tane takviye ihtiyaçları vardı. Bir tane daha. Hani ya şey geldi. Doncic, Porzingis'i tamamlayacak bir üçüncü parça. Ya şey geldi işte Philadelphia'dan Josh Richardson geldi. Ama hani Josh Richardson Josh Richardson Philadelphia'da Embiid ve Simmons'ı üçüncü parça olamadı ki. Evet ya o da var aynen. Hani belki bu takım kimyası onun da işine gelebilir. Tabii ki. Her takım ayrı bir kariyer şimdi. Oyuncuların yeteneğinden şüphe yok zaten o konuda. Ya çünkü ben beğendiğim bir oyuncu. Savunması olan, şutu belli bir derecede şutu olan, deliciliği belli bir düzeyde olan bir oyuncu. Yani belli yeteneklere sahip bir oyuncu. Hani Josh Richardson oraya güzel bir parça oldu. Ama dediğin gibi oraya bir tamamlayıcı oldu mu o bir kesinlikle soru işareti. Yani Batı'da bence en önemli takımlar, bir şeyler yapabilecek takımlar. Clippers'ı sırf isimler var diye konuştum. Açıkça söyleyeyim yani. Benim için Batı'nın favorileri Lakers'la Dallas'tır.